Merhabalar efendim. Gökçek ile Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum herbalist İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Canlı yayın sorularınız için 284 21 21'den ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bu haftaki sorularımız neler olacak? Evet, özellikle de kilo problemi maalesef. Biz bayanların özellikle çok problemi olan kilo problemleri. Bayanlar için değil, herkes için. Maalesef. Ama bayanlar için daha önemli. Bayanlar, evet. Kilo problemleri tedavi edilebilir mi? Nasıl tedavi edilebilir? Günümüzde piyasada birçok diyetle ilgili, zayıflamakla ilgili ürünler var. Bunlarla ama zararları ilgili, da var onların. Tabii o konulara değineceğiz yavaş yavaş. Evet. Neden insanlar kilo alıyor? Neden obezite son yıllarda hızla yayılıyor, çoğalıyor, artıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %80'i obez, yani aşırı kilolu. Almanya'da, yani Avrupa'da %70. Türkiye'de de maalesef özellikle büyük şehirlerde obezite problemi önlenemiyor, hızla çoğalıyor, yani kilo problemi. Neden, niçin bu obezite problemi ortaya çıktı? 50 yıl öncesinde kilo problemi hemen hemen hiç yoktu yani. Kilolu insan yok denecek kadar azdı. 50 yıl öncesine göre bir hastalık şeklinde hızla yayılıyor, salgın bir hastalık şeklinde. Bunun birçok sebebi var. En önemli sebeplerinden birisi şudur. Eskiden 50 yıl önce köyde yaşayan insanlar ne yapıyorlardı? Sabah çorba içerler, akşam yemek yerler. Bitti. İki öğün. Sadece iki öğün vardı. Ara öğün diye bir şey yok. Günümüzde hastalara doktorlar veya uzmanlar, diyetisyenler ne tavsiye ediyor? Üç öğün yiyin, bir de ara öğün. Ne oldu? Etli altı öğün, beş öğün, altı öğün. Yani mutfak robotuna da bu kadar 5-6 öğün ne yapsanız, zepseydi, meyveydi, etti, ekmekti, yiyecekleri tıkasanız ne olur? Birkaç ay içerisinde o makine patlar, çatlar, kırılır. Biz midemize dolduruyoruz, dolduruyoruz, ne olur? Mide neye benzer? Aynı balona benzer. Balona suyu doldurun, açılır, genişler, genişler, genişler. E nereye kadar? Bağırsakları da tahrip ediyoruz, mideyi de. Sürekli yemek hastalığı, yemek yeme, yemek yeme, kahvaltı, öğle yeme, ara yemek, akşamları abur cubur. Geçenlerde iki iş adamı İran'dan, biri Azeri, biri İranlı bana geldiler. İş görüşmelerinden sonra dedim ki buyurun sizinle öğle yemeğine gidelim. Aa dediler, yok ne öğle yemeği? Biz İki öğün yemek yeriz dedi Azerice. İki öğün yemek yeriz. Siz neden üç öğün yemek yersiniz dedi. Aa doğru dedim, haklısın. Biz de eskiden 50 yıl önce, yani köydeyken 40 yıl önce iki öğündü bizde de sabah. Sadece bir bardak süt içerdik veyahut da çorba içerdik veyahut da kahvaltı yapardık. Bir de akşam yemeği. Yani iki öğün nedir? İnsanın yapması gereken sağlıklı beslenmek için İki öğündür veyahut da bu hem ilmi hem de dinidir. Peygamber Efendimiz de iki öğün yemek yemiştir. Sabah bir bardak süt içmiştir Peygamberimiz. Akşam da çok hafif bir şeyler atıştırmıştır. Peygamber Efendimiz hayatta hiçbir zaman 13 lokmadan fazla yemek yediği görülmemiştir. 13 lokma nedir? Bir veya iki dilim ekmek. En fazla bu. Ama bugün en çok yemek yiyenler kim? Hacılar, hocalar. Bize nasihat verilmesi gereken insanlar. Frankfurt Camii'ne bir hoca gelmişti de yıllar önce. Sohbet sırasında dedi ki, beni evinize davet ederseniz yemekten sonra 5 kilo elma, bir tepsi baklava isterim dedi. Biz de gülüştü, şaka yapıyor zannettik. Tamam hocam dedik. Benim komşum hocayı davet etti akşam iftara. Yani 3-4 çeşit yemek, çorbasıydı, pilavı, fasulyesi, efendim, sarması, dolması, salatası, her şeyi yedikten sonra sıra tatlıya geldi. Hoca dedi ki, herkese birer ikişer dilim baklava verdiler. Büyük bir tepsi. Yani hoca dedi ki, durun benim baklavamı, burası bana ait. Tepsinin dörtte üçü duruyor.
Hocam nasıl yiyeceksin dedik. Ben yerim dedi. Maşallah bir tepsi baklavayı bitirdi. Biz böyle baka kaldık. Hepsini orada mı bitirdi İbrahim Bey? Hepsini orada bitirdi o anda. Sonra da dedi ki benim elmalarımı getirin. 5 kilo elma almışlar. 5 kilo elmanın. Yani biz bir tane elma yedik yemedik. Öyle bakıyoruz. Nasıl yiyecek bu hoca bu elmayı? Yani bir tepsi baklavadan sonra 5 kilo elma yedi. Gözümüz açık kaldık böyle. Allah'ım dedik. Olacak iş değil. Bir din adamı. Yakışmaz. Gidin bir papaza. Sanki papaz hoca, hoca da papaz. Papazlara bakın yemezler, içmezler. Sağlıklı beslenirler. Bizim hacılara, hocalara bakın. Sünnete hiç uymazlar. Biz duymuyoruz. Allah bize akıl fikir versin. İnşallah uyarız. Yani sağlıksız besleniyoruz. Günde 2 öğün, 3 öğün yok. 4 öğün yok, 5 öğün hiç yok. Olursa ne olur? Felaket olur. Çünkü mide 4 saat yemekten sonra dinlenmesi gerekir. Neden? Çünkü asit salgılayacak. Pepsin salgılayacak. Eğer ki kişi sürekli 3 öğün, 4 öğün, 5 öğün, 6 öğün yerse ne olur? Mide dinlenemediği için mide salgılarının kalitesi azalır. Kalitesiz asit salgılarsa ne olur? Yemiş olduğu besinleri kişi midede sindirmeden bağırsağa geçer. Bağırsaklar da çalışır. Artık bunu pankreas kalitesiz enzim salgılar. Pankreas, lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler salgılar. Pankreasın salgılanmış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimlerin de kalitesi azalır. Azalırsa ne olur? Sindirilemeyen besinler ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsakta bakteriler devreye girer. Eğer ki yukarıdan aşağı besinler sindirilerek gelmişse faydalı bakteriler bunu yağları yağ asitine, proteinlere, amino asitlere, karbonhidratlara, glikozlara dönüştürür. Eğer sindirimde bir problem varsa mantarlar devreye geçer. Mantarlar karbonhidratlı besinleri toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller oluşur. Yani obezitenin sebebi çok yemek yemek ve çok öğün. Günde 3 defa, 4 defa, 5 defa ara öğündü, akşamdı, yastıydı, sabahtı derken ne yapıyoruz? Kendimizi yavaş yavaş zehirliyoruz. Bundan 40 yıl önce benim köyümde bir kişi hastalandığı zaman insanlar günlerce falan hastalanmış derlerdi. Hastalık yoktu. Bugün ben köye gittiğimde sağlıklı insan yok. Eskiden tansiyon, kolesterol, şeker, diyabet, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi hiçbir problem yoktu insanlarda. Bugün her türlü hastalık var. Her türlü. Neden? Avrupa'ya uyduk. Hep Avrupa'yı taklit ediyoruz. Avrupalı 3 öğün yemek yiyorsa biz de 3 öğün yemek yiyeceğiz. Avrupa'nın neyini alalım? İlmini alalım. Ama beslenme kültürü niye alıyoruz ki? Yanlış olanı da alıyoruz. Yani Japonlar Abdülhamit Han Avrupa'ya öğrenci göndermiş. Avrupa'nın ilmini, tekniğini alsınlar diye Japonlar da göndermiş. Japon öğrenciler gitmişler Avrupa'nın ilmini, tekniğini alıp ülkelerine dönmüşler. Ülkelerini kalkındırmışlar. Abdülhamit Han'ın göndermiş olduğu öğrenciler ilmi tekniği bırakmışlar. Dans, müzik, yeme, içme, şöyle yiyeceksin, böyle yiyeceksin. Getirdikleri şey hiçbir şey getirmemiştir. Yani gösteriş, görünüme dönük bir çalışma. Bugünkü Avrupa'nın kalkınması, bu hale gelmesinin temelinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu bir hata var. Kanuni Sultan Süleyman ahırda hayvanlarla beraber yatıp kalkan Almanları insan etmek için, eğitmek için, devlet kurmaları için, modernize olmaları için 400 sipahi göndermiş. Almanya'nın birçok şehrine 400 sipahi, onlar 15'e yerleştirilmiş. Bunlar Almanya'nın askeri sistemini, eğitim sistemini, hukuk sistemini, bütün sistemini bizim göndermiş olduğumuz 400 sipahi bugünkü Almanya'nın temelini atmışlardır. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Dünyanın başına evet büyük bir bela sebep olduk. Şimdi Avrupa'nın sadece biz tekniğini almalıyız. Yani bizden giden
bizim verdiğimiz tekniği, bilimi, ilmi geri almalıyız. Beslenme tarzı bizi ilgilendirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde Doktor Bernie Popkin beslenme, sağlıklı beslenme ile ilgili 10 yıl fast food tarzı beslenenlerle geleneksel beslenen insanlar üzerine araştırma yapmıştır. 10 yıl. 3400 kişi üzerinde yapmış olduğu araştırma sonucunda fast food tarzı beslenen, yani hamburger, cheeseburger, kola vesaire, cips tarzı beslenen, abur cubur yiyen insanlarla geleneksel beslenen insanlar üzerinde yapmış olduğu araştırmada fast food tarzı beslenen insanların yavaş yavaş kilo aldığını, obez olduğunu, geleneksel beslenenlerde böyle bir anormallik olmadığını görmüştür. Günümüzde insanlar hızlı yaşama, işte şehirde yaşama nedeniyle ne oluyor? Ayakta abur cubur bir şeyler atıştırıyor. Metabolizma ne oluyor? Sindiremediği için sindirim sistemi bu tür rahatsızlar ortaya çıkıyor. İbrahim Bey, ben geçen hafta kitabınızı inceledim. Diyabetle ilgili de baktım. Burada bağırsaklardan da söz etmişsiniz. Yani kilonun bağırsaklardan kaynaklandığını. Evet, diyet. Şimdi bağırsaklarda eğer problem varsa, ki günümüzde bağırsaklarında problem olmayan insan yok. Bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var normal olarak. Her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler yağları, yağ asidine, proteinleri, amino aside, karbonhidratı, glikozu dönüştürür. 1, 2, vitamin üretirler. Şimdi kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler metabolizmayı bozar. Yani bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe kişi asla zayıflayamaz. Bunun peki, için ne yapmak gerekir? Çok özel bir formül geliştirdik bağırsaktaki mantara karşı. Bu aloe vera jel. Ballı olduğu için jel gibi. Tadı çiçek da balı. İçimi de çok güzel sevgili seyircilerimiz. Geçen hafta denedim ben sizler için. Gerçekten içimleri çok güzel. Evet. Yeni doğan bebekler veya yaşlılar, her yaşlı insan, herkes kullanabilir rahatlıkla. İçimi tadı güzel. Etkisi mükemmel. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalarda bu gördüğünüz aloe vera, şu bitkinin bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Biz bunun aloe veranın şurubunu ürettik. Bağırsaktaki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pasteur'un yapmış olduğu klinik araştırmada mantarı yok etmiş olduğu belgelenmiştir. Eğer ki bağırsaklarında kişinin mantar olursa İstediği diyeti yapsın, kilo veremez. Verse de 30 kilo verse 40 kilo alır. 20 kilo verse 25 kilo alır. Fazladan alır. Neden? Neden? Çünkü mantarlar yemiş olduğumuz besinlerdeki karbonhidrat içeren, glikoz içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Hücrelerde glikoz olmadığı için, şeker olmadığı için, şeker yetersizliği olduğu için kişi ne yapacak? Sürekli açlık hissi olduğu için sürekli yemek yemek zorunda kalacak. Bağırsaklardaki mantarı yok etmeden zayıflayamazsınız. Bu nedenle aloe vera kullanmak şart. Aloe vera jel. Bağırsakta mantar varsa bugün kilolu insanların %99'unun bağırsakta mantar var. Bağırsaktaki mantar yoksa ne olur? Ne yapmak gerekir? Bir, bağırsakta mantar varsa mantarı tedavi etmek gerekir. Bunun için aloe vera jel. Bağırsakta mantar yoksa, midesinde bakteri varsa gastrit veya ülseri olan kişi de gastrit veya ülseri tedavi etmek şart. Bunun için tonik, bu da lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Midedeki gastrit veya ülsere karşı dünyada en etkili bitki lahanadır. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin California Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesser, Profesör Doktor Miller yapmış oldukları klinik araştırmada gastrit, ülser, reflü ve pangastriti tedavi etmişler. Yani obez olan, kilolu olan kişi bir, bağırsaklarını tedavi edecek, mantar varsa yok etmesi gerekir. İki, midesinde problem varsa önce mideyi tedavi etmek gerekir. Bağırsaklarında mantar, midesinde bakteri yoksa o zaman devreye ne giriyor? Maydanozlu limon suyu, yani diyet giriyor. Diyet.
Evet. İbrahim Bey, şimdi hanımlarımız evde çok lahana suyu ve maydanozu karıştırırlar. Haşlarlar, zayıflamak için içerler. Doğru bir şey mi? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle lahanayı evde alıp haşlayabilirsiniz, kaynatabilirsiniz, mikserde çekebilirsiniz. O zaman birleşimindeki etken madde, en etken madde nedir? Metil metilyonun sulfonyum bromit yok olur. Etkisi de yok olur. Lahananın birleşimindeki metil metilyonun sulfonyum bromit çok hassas bir amino asit. Bu amino asit yok olursa kaynatma, haşlama veya mikserde çekme nedeniyle etkisi sıfır olur. Bu nedenle biz bunu yıllarca 17 yıl çalıştıktan sonra üretebildik. Öyle hemen al üret yok. Deneyler yapa yapa. Aloe vera'yı da biz 19 yıl çalıştıktan sonra üretebildik. 19 yıl. Yani bir herhangi bir şeyi görüp piyasada üretmek ne gibi yan Kolay. tesirleri olacağını bilemezsin. Mesela Gökçek diyet. Maydanozlu limon suyu diyebiliriz. Almanya'da maydanozla ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Mesela bu araştırmalardan birinde birleşiminde maydanoz ekstraktı, kuşkonmaz ekstraktı, funda ekstraktı olan bitkilerle klinik araştırması yapılmış. Zayıflattığı belgelenmiştir. Mesela burada klinik araştırmasından bahsedebiliriz. Benim yazmış olduğum bu kitapta çok ayrıntılı bilgi var. Birleşiminde maydanoz otunun ekstraktı, otu değil, tozu değil. Ekstra Yani maydanoz kurutulur, öğütülür, tozu, çayı yapılırsa o da zayıflatır ama yeterli değil. Ekstrakt, etken madde ekstraktı. Bir, iki, kuşkonmazın kökünün ekstraktı. Şu kuşkonmaz mıdır İbrahim Bey o? kuşkonmaz, görmüş olduğunuz bitkinin ismi kuşkonmaz. Neden kuşkonmaz denir buna? Dikenli olduğundan dolayı mı? Üzerine kuş konamaz. Çünkü konduğu zaman çok narin olduğu için böyle eğilir. Oynadığı için kuş konmaz, konamaz. Konsa da tikenleri var. Hafif, ince yaprakları tiken gibidir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Nedir? Nedir? Kuş konmaz forte. Bayanlarımız şimdi ekran başında izliyorlardır. Zayıflama ile ilgili kuşkonmaz forte. Bunun yanında İbrahim Bey bir şey var mı? Var tabii var. Çok güzel şeyler var. Zayıflamak isteyenlere müjde diyebiliriz. Maydanoz forte, funda forte, kuşkonmaz forte. Üçlü set. Bir değil, üç. Evet. Maydanoz forte, funda forte, kuşkonmaz forte. Bunlardan herhangi biri. Fark etmez. Veya üçü birden kullanılabilir. Zayıflamak isteyenler. Bugüne kadar Türkiye'de zayıflamakla ilgili yüzlerce ürün piyasaya sunuldu. Zayıflatıldı denildi. Fakat hiçbiriyle ilgili klinik araştırma, bir tane dahi klinik araştırma yok. Bir tane klinik araştırma yok. O diyor ki altın çilek zayıflatır, öbürü diyor ki Afrika mangosu zayıflatır, beriki diyor ki acı biber zayıflatır, öbürü diyor ki acı çehre zayıflatır. Var mı klinik araştırması? Var mı? Var mı? Duydunuz mu? Nerede, ne zaman, kimler klinik araştırması yapmış? Yok. Ama ben buradan klinik araştırmasından belge sunuyorum. Bir, kuşkonmaz kökün birleşiminde bir etken madde var kuşkonmazın. Sadece zayıflatmıyor. Aynı zamanda kuşkonmazın birleşiminde asparagin denen etken bir madde var. Asparagin kansere karşı daha etkili. Lenf kanseri, kan kanseri. Bunu sentetik olarak üretmeye çalıştılar. Sentetik olarak üreten bünyeye olmadığı için yan tesirleri çok büyük olduğu için bıraktılar. Kansere karşı daha etkili. İki, birleşiminde kuş konmaz kökünün ekstraktı, maydanoz ekstraktı olan özel kapsüller, damlalar, drajelerle Almanya'da klinik araştırmalar yapıldı. Yapılan bu klinik araştırmalarda bir, 27 bayan üzerinde 10 hafta süren tedavi denemesinde bayanlarda ortalama 8 kilo 200 gram zayıfladığı tespit edildi. Klinik araştırmasıdır bu. Belgeli. Hastanede yapılan klinik araştırması. İki,
Yine birleşimde kuş konmaz kökünün ekstraktı, maydanoz otun yani yaprağının ekstraktı. Bunlardan elde edilen damla drajelerle yapılan klinik araştırmasında 120 hasta kilolu obez kişi tedaviye katılmış. Bunlarda ortalama 3 kilo 600 gram zayıfladıkları belgelenmiştir. Klinik araştırması var burada. Ha, piyasada altın çilek dediler. Ne oldu? Zayıflattı mı? Yok. Ölümlere sebep oldu. Altın çilek asla zayıflatmaz. Çünkü altın çilek nedir? Meyve. Meyve ne içerir? Glikoz, şeker içerir. Şeker içeren bir gıda, bir meyve, herhangi bir şey, şeker içeren hiçbir şey asla zayıflatmaz. Aslında kilo aldırır. İki, Afrika mangosu zayıflatır dediler. Zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Zayıflatmadı da görüldü. İlk piyasaya çıktığında 80-90 lira olan Afrika mangosu bugün nedir? 10 lira, 15 liraya kadar düştü. Neden? Etkisiz olduğu gözüktü. %89 Afrika mangosu şeker içerir, karbonhidrat içerir, polisakarit. Yani şeker içeren bir ürün zayıflatmadı, belgelendi, gözüktü. Hatay biberi, klinik araştırması yok. Bir ara Acıçehir'e çıktı. Acıçehir'e bana sordular, dediler ki İbrahim Bey, Afrika mangosu zayıflatır mı? Acıçehir'e. Zayıflatmaz çünkü bir meyve. Amerika Birleşik Devletleri'nde Acıçehir'e dedikleri de Akdiken. İshale sebep olduğu, aşırı ishale sebep olduğu için ne oldu? Yasaklandı. Mineral kaybına, vitamin kaybına sebep oldu. Meyve, içinde meyve olan bir ürün. Zayıflatmaz. Çünkü meyve şeker içerir. Hocam. Bizim burada üretmiş olduğumuz, bu geliştirmiş olduğumuz bu formüllerde... Güçlü formül. Evet. Öbürün nereye gitti? Burada. Evet, de burada İbrahim Bey. Funda Forte, Kuşkonmaz Forte, Maydanoz Forte. Üçü de zayıflatıcıdır. Üçü de klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Ben bunu neden bugüne kadar üretmedim de şimdi ürettim? 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl önce üretebilirdim. Klinik araştırması var mı yok mu? İnceledim, araştırdım, inceledim. Araştırdınız, nerede, ne zaman? Sonra. Klinik araştırması yapılmıştır. Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Belgeli. Klinik araştırması yapılmayan herhangi bir bitkiyle ilgili çalışma yapmayız. Klinik araştırması yapılmışsa onunla ilgili çalışma yaparız. Ne içeriyor? Funda. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. İbrahim Bey, buna nereden ulaşabilir? Sevgili seyircilerimiz merak ediyorlardır. Üçlü zayıflama setine. Bitkiseltedavi.com. Bir de 0212 alan koduyla 621-2165 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. İbrahim Bey, alternatif tıpla ilgili birçok konuya parmak bastınız. Ben geçen haftadan maillerim duruyor. Sizinle ilgili yapılan çalışmalar da var. Sevgili seyircilerimizden de mesajlar geliyor. Ben baktım bununla ilgili. Bir saniye. Kitabınızı gerçekten dinleyerek, izleyerek ve okuyarak sizi takip eden kişiler birçok faydaya ulaştılar. Doğru bildikleri bitkilerin aslında yanlış olduğunu ve o bitkilerin de farklı şeylerde kullanıldığını öğreniyorlar sizin sayenizde. Bununla ilgili ne demek istersiniz? Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap piyasadaki mevcut kitaplardan farklı. Neden farklı? Bu 3 ciltlik kitabın piyasadaki kitaplardan farkı, bir, 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. 27 yıllık bir çalışma var. Evet. Son 1000 yıllık Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitap. 1000'den fazla üniversitenin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya, Çin, Hindistan, İsrail gibi ülkelerde yapılan klinik araştırmalarla etkisi belgelenmiş bitkilerden bahsediyoruz. Belgelenmiş. Bitkiler, çeşit çeşit bitki var. Efendim işte kuşkonmazla ilgili klinik araştırması yapılmış. Maydanozla ilgili klinik araştırması yapılmış. Maydanoz ve kuşkonmazın
Yapılan klinik ama bunların otu değil tabii. Bitkinin ekstraktı olacak. Çünkü kuşkonmazın birleşimindeki etken madde %5, maydanozun birleşimindeki etken madde %5. Siz bunun otunu kullanırsanız, mesela kuşkonmazın kökünün kuruttunuz, rendelediniz, çayını içtiniz. Etkili mi? Etkili ama %5. Siz bunun ekstraktını kullanırsanız etkisi %100. Maydanoz zayıflamak için yeterli mi? Değil. Neden? Çünkü maydanozun birleşimindeki etken madde az. Siz bunun ekstraktını kullanırsanız etkisi %100. Fakat siz bunun çayını içerseniz etkisi %5. Etken madde burada %5. Etken madde burada %100. Aradaki fark bu. Maydanoz içtiği zaman kişi düzenli, sürekli veya suyunu sıkıp içerse zayıflar. Fakat çok çok zaman alır. Biz ne yaptık? Süreci hızlandırdık. 6 ayda zayıflayacak kişiyi 2-3 ayda zayıflar hale getirdik. İbrahim Çünkü Bey. Etken madde burada konsantre. %100'dür. Ekstrakt bu. Bitkiyi öğüterek. Ha bir de şu var. Türkiye'de piyasada maalesef bitkileri otun öğütüyor. Damladıracak kapsül yapıp satıyorlar. Bu yanlış. Ekstraktan yani damıtılarak elde edilen bitki özütünden damla, draje, kapsül yapabilirsiniz. Otu öğüterekten toz haline getirip değirmende sonra bunu damla, draje yaparsanız ne olur? Olmaz. Ayıp olur. Saygısızlık olur. Çünkü etkisi olmaz. Peki İbrahim Bey, bu üçlü zayıflama setini nasıl kullanacağız? Funda forte, maydanoz forte, kuşkonmaz forte. Üçü aynı anda kullanılabilir veya tek tek kullanılabilir. Hızlı zayıflamak isteyen kişi sabah, öğle, akşam birer tane. Birer tane alıyor. Yavaş tempoyla zayıflamak isteyen kişi sadece birini alarak günde 3 defa kullanabilir. Evet. Fakat başta da söyledim. Şayet bir kişinin bağırsaklarında problem varsa aloe vera jel. Midesinde problem varsa tonik. Mide ve bağırsakları tedavi etmeden zayıflayamaz. Zayıflasa da kilo alır. Bir, iki, akşamları hamurlu tatlı yemek iyi değil. Hamurlu ve tatlı bağırsaklarda sindirilmez, uzun süre kalır, kokuşmaya sebep olur. Yani ben mesela bir tanıdığım bir bayan kilo vermek istiyor, 100 kilonun üzerinde. Benim de tanıdığım yani çok yakından tanıdığım bir bayan 100 kilonun üzerinde hem zayıflamak istiyor hem de eve gittiği zaman gündüz koşuyor. Koşu yapıyor sürekli. Çok özel eşofmanlar almış terlemek için. Koşuyor koşuyor, haşır koşur. Plastik eşofmanlarla zayıflamak istiyor. Güzel, çok güzel. Koşmak iyidir. Fakat akşam evine gittiğinde mantı makarna yapıyor. Börek yiyor. Artı bunu mantıyı, makarnayı neyle yiyor? Ekmekle yiyor. Sonra da zayıflayacağım diyor. Ekmek hastası. Ekmek yemeden duramıyor kadıncağız. Bir akşam oturuyor bir ekmek yiyor sonra da zayıflayacağım diyor. Zayıflayamazsın. Akşam hamurlu yiyorsan zayıflayamazsın. Ben mesela akşamları hamurlu yemek yemediğim zaman bir haftada 7 kilo veririm. 7 kilo. İstedim, 7 kilo. Akşam yemek yemeyeyim. Hafif salata. Meyve de fazla kilo olursa kilo aldırır. Balık da kilo aldırır. Et de kilo aldırır. Salata kilo aldırmaz. Mesela açlık. Akşam geç vakit ya aç kalamazsınız. Ne yapacaksınız? Açlık hissi sizi rahatsız ediyor. Uyuyamayacaksınız. Yoğurt yiyin. Baktınız yoğurt yok. Salata, salataya zeytinyağı, salata mutlaka yenirken zeytinyağı, sirke, limon suyu katılmalı. Salataya zeytinyağı, sirke, limon suyu katılırsa ne olur? Mide ve bağırsaklarda uzun süre kaldığı için kişide açlık duygusu uyanmaz. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, canlı yayın telefonlarımız için 284-21-21'den ulaşabilirsiniz. İbrahim Bey, diyabete geçmek istiyorum. Diyabetle ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii, çok mükemmel çalışmalarımız var. Şimdi, kişinin pankreası yağlanırsa, pankreas dil gibi bir organ, dil. Evet. Pankreasın üzerinde beta hücreleri var. İnsülin salgılayan. Bu beta hücreleri
diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Pankreas yağlandığı zaman adacık hücreleri dediğimiz veya beta hücreleri dediğimiz bu hücreler sıkışırsa yeterli ve kaliteli insülin salgılayamaz. Yeterli ve kaliteli insülin salgılayamazsa kişi şeker hastalığına yakalanır. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Keçi sedefi şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitkilerden birisidir. Bir, yaban mersinin meyvesi, yaban mersinin çiçeği, yaban mersinin yaprağı. Üç, kurmar. Kurmar, dinleme stevizya denir Latincesi. Bu Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Bu bitki de kişiye şeker ihtiyacını karşılar. Reseptörleri frenler. Çok özel bir formül geliştirdik. Diyabet hastaları için. Keçi sedefi zeytin yaprağı ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda yine aynı şekilde şeker hastalığına karşı mükemmel. Tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlara da karşı etkili. Çok güzel bir mükemmel formül. Keçi sedefi, forte, zeytin yaprağı, alıç, yaban mersini, kara hindiba, ada çayı, ginkgo gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan keçi sedefi forte. Şimdi biz bunu daha yeni bir formülasyonla gurmer forte'ye dönüştürdük. Gurmar forte. Gurmar forte. Evet. Şeker hastaları için mesela bana bir 15 yaşında çocuk getirdiler. Aşırı ilaç kullanmış. Akneden dolayı sivilce, akne vesaire. Aniden pankreası. Canlı yayın telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. Hocam sorumuz var. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Ben şöyle 1.55 boyundayım. 75 kilodayım. Ama neler yaptıysam bir türlü kilo veremiyorum. Hocamın dediği gibi akşamları ben yemek yiyeyim. Yani yemek yiyorum da ekmek türü az yiyorum. Ama pilav türü onlarla bir ilgisi olabilir mi ki? Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi bir rahatsızlık var mı? Evet, evet var. Bağırsaklarınızda mantar var demek. Bağırsaklarınızda mantar varsa mantardan kurtulmadıkça asla zayıflayamazsınız. İstediğiniz evet. Diyeti yapın. Bir, bağırsaktaki mantarlardan kurtulmanız gerekir. İki, midedeki gastritten. Bunun için de ne yapmak gerekir? Şöyle çok özel bir formül geliştirdik biz. Aloe vera jel bağırsaktaki mantara karşı, tonik midedeki bakteriye karşı. Evet, aloe vera jel, tonik artı çok özel formüller. Kuşkonmaz forte, üçlü set, funda forte, maydanoz forte. Bunları kullandığınız zaman bir, hem midedeki bakteriden, iki, bağırsaktaki mantarlardan, üç, vücudunuzdaki oluşan obeziteden kurtulursunuz. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Kalıcı çözüm mide ve bağırsakları tedavi ettikten sonra mümkündür. Kalıcı çözüm. Mide ve bağırsaklar tedavi edildiğinde kısa sürede funda forte, kuşkonmaz forte ve maydanoz forte ile çok kısa sürede zayıflarsınız. Bununla ilgili klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Günümüzde insanlar Afrika mangosu, altın çilek, acı çerre, acı biber vesaireyle zayıflıyor. 3 gün sonra ne oluyor? 10 kilo veriyorsa 15 kilo fazla alıyor. Tekrar alıyor. Çünkü mide ve bağırsaklardaki problemler çözülmezse tekrar açlık hissi kişi ne yapıyor? Tekrar doymak bilmeyecek şekilde hızlıca yemeğe sarılıyor, yiyor, içiyor, kilo alıyor, fazla kilo alıyor. Mide ve bağırsakları tedavi etmedikçe asla zayıflayamazsınız. Çok kısa sürede zayıflamanız mümkün, problem değil. Hürmetle. Torunum da aynı şekilde. 3 yaşında torunum var. Ona da diyet yaptırıyoruz çocuğa. Onda da sadece göbek var. Şimdi ailede bir kişide mantar varsa ailede bir kişide. Annede, babada, ebededi, ninede, ne dede vesaire. Bütün aile fertlerine yavaş yavaş mantar bulaşır.
Çocuğunuzu sevdiniz, okşadınız, öptünüz. Sizdeki mantar çocuğa geçer. Bebek ne yapacak? Mantar yerleştiği zaman bağırsaklarına sürekli doymak bilmeyecek bir şekilde yemeye başlar. Çünkü mantarlar yemiş olduğu besinlerdeki glikozu, şekeri toksik maddeye dönüştürüyor. Hücrelerde glikoz olmadığı için sürekli beyne sinyal gidiyor, açım, açım, açım diye. Kişi de bebek, çocuk, yaşlı fark etmez. Sürekli yemek yemek zorunda kalıyor. Bağırsaktaki mantar, sizdeki mantar onda da mevcut. Mantardan kurtulmadıkça asla zayıflayamaz. Aynı kurallar bebek için de geçerli. Aynı. Aynı şekilde kullanabilir. Fakat bu kapsüller bebek için biraz ağır olacağından, 3 yaşında olduğu için ne yapmak gerekir? Bu 3 kapsülden birer adet bir miktar balla karıştırıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam birer tatlı kaşığı veriyorsunuz balla. Bu kadar. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz hanımefendi. İbrahim Bey, benim de boyuma göre 5 kilom fazlam var. Ne kadar zayıflatır? Şimdi bağırsaklarınızda problem varsa, şimdi bir kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seboroik eksem, ağız kokusu, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, çok uyuma, evet, akne inverze, interstisyastit, faranjit, yani bu rahatsızlıklar varsa o kişide mantar var demek. Mantardan kurtulmadıkça zayıflayamazsınız. Peki madde bu üçlü bir set ne kadar, yani bir ay içerisinde mi, 15 gün içerisinde mi, 5 kilo mu, 7 kilo mu, ne kadar verdiriyor? Seyircilerimiz bunu merak ediyorlardır. Şayet akşamlar ağır yemek yemezseniz, hamurlu tatlı, akşamlar ağır yemek yemezseniz ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, funda forte, kuşkonmaz forte ve maydanoz forte ile 6 haftada en az 10 kilo verirsiniz. 6 haftada. Fakat bağırsanızda mantar varsa aloe vera jel. İbrahim Bey, ben bugünden başlamak istiyorum. Sevgili seyircilerimiz de ekran başında görsünler. Bir tane alabilir miyim? Düzenli olarak üçlü setten alabilirsiniz, kullanacağım. Tabii, ne kadar? Alabilirsiniz. Fakat dedim ya, bağırsanızda mantar varsa aloe vera jel, midenizde problem varsa tonik, bunları da kullanmanız şart. Yani bağırsaktaki mantarlardan kurtulmadıkça kilo verseniz de fazlasını alırsınız. Çünkü mantarlar ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarlar yemiş olduğunuz besinlerdeki glikozu toksik maddeye dönüştürüyor. Toksik. Glikoz açığı ortaya çıkıyor. Hücreler açız diye beyine sinyal gönderiyor. Açız, açız, asker gibi. Askere mesela genelkurmay askere gıda istediği kadar gönderiyor. Şu kadar hesap ediliyor. Evet. Fakat yolda gıda takılıyor mesela. Yiyecek, içecek. Takılıyor, bir yere kalıyor. Askere ulaşmıyor. Yiyecek, içecek. Ne oluyor? Yukarıda sinyal gönderiyorlar, telefon ediyorlar. Diyorlar ki açız, aç kaldık. Trafiğe takılmış, haberleri yok. Bunun gibi hücrelere yeterince glikoz gitmiyor. Mantar olduğu sürece zayıflasanız da fazlasını alırsınız. Kesin çözüm, bağırsaktaki mantarı varsa yok etmek gerekir. Bir, iki, midede gastrit varsa yok, tedavi etmek gerekir. Mide ve bağırsakları tedavi etmeden asla zayıflamak mümkün değil. 30 kilo verseniz 40 kilo alırsınız. Bu nedenle kalıcı çözüm, tamam. Maydanoz forte, ve aloe vera. Kuşkonmaz forte, maydanoz forte ve funda forte ile zayıflarsınız. Kısa sürede 6 haftada 10 kilo verirsiniz. İbrahim Bey, açıksa bir tane alabilir miyim ben? Alabilirsiniz. Evet, kuşkonmaz forte. Günde bir tane mi? Günde 3 defa birer tane ne yapar? 9. Çok geldi İbrahim Bey. Şunları koyalım. Evet. İçin bakalım. Nasıl? Tadında herhangi bir şey yok. Şimdi bir beyefendi bize geldiğinde, Mehmet Bey, tansiyonu, kolesterolü ve kilosu var. 114 kilo. Burada herkes kullanabiliyor değil herkes miydi? Herkes her yaşta kullanabilir. Dedi ki ya kilo problemim var ama kilo beni şimdilik ilgilendirmiyor. Tansiyon, kolesterol var. Önce bunları halledelim. Biz ona iksir, jel,
Tansiyon çayı, kolesterol çayı, bunları verdik, tamam dedik. 6 hafta sonra karşılaştığımda 28 kilo verdi. Ama nasıl? Akşamları hamurlu tatlı yemedi. 28 kilo 6 haftada. 28 kilo. Çok evet. Güzel. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Medya TV izleyicileri, bugün yine müthiş bir kampanyayla huzurlarınızdayız. Yanımda